Ne korkunç ya, bir kadın neşelenemiyorsa, gülemiyorsa, konuşamıyorsa, güzel giyinemiyorsa, güzelliğini ifade edemiyorsa, evden çıkartmıyorsun, hakaret ediyorsun, aşağılıyorsun, diyorsun bakım yapma, güzel olma, gülme, kapan aralığından bakma, pencere bakma, potansiyel sen her türlü her şeyi yapabilirsin, şüpheli adamsın, senin söylediklerinin tersini yapacağım. Kardeşim, Allah zikirsin. Delirtirsin insanı ya. Kadını delirtirsin. Aklı gider ya. Yani ruhen bedene çökertirsin. Aklını alırsın. Mahvedersin ya. Ne yapıyorsun siz böyle? Böyle hayat olur mu ya? Cenneti özlem haline getireceksin. Cennete hedefleyeceksin. Dünyayı cennet gibi yapmaya gayret edeceksin. Cennet hanımları gibi olmaları için gayret edeceksin. Cennet huzuru getireceksin. Fıtratını niye eziyorsun ya? Niye ruhunu paramparça ediyorsun? Güven, saygı ve değer vermeye dayalı bir sistem olması lazım. Bunlarda değer verme yok. Saygı da yok, güven de yok. Potansiyel tehlike olarak görüyor. Buçuk diyor zaten, adam yerine koymuyor ya. Normal insan bir insandır diyor, yarım insan diyor, yarım diyor. Mahluk gibi görüyor. Darwin de aynısını söylüyor. Köpekten daha iyi diyor Darwin. Oynayacak bir nesne. Oynayacak bir Erişilebiliyor, nesne diyor. evet. Bunu Müslüman bu zulmü kabul ediyorsa bir hastalık vardır. Bu zulmü kabul etmeyecek Müslüman. Çünkü kadınlara baskı utanç verici bir şey. Çok ızdırap verici bir şey. Kadınlar özgür olmalı. Kadınları kendilerine bırakacağız. Yani kadınlara erkek müdahalesi kalkması lazım artık. Bu hakikaten utanç verici bir şey. Ve yüzyılların ayıbı. Bir an önce bu beladan insanlar kurtulması lazım. Hanımlar alabildiğine özgür olması lazım. İstediği gibi giyinecek, istediği gibi konuşacak, istediği gibi gezecek. Nasıl erkekler kimseye hesap vermiyor? Giyinirken kimseye hesap veriyor mu? Vermiyorlar. Konuşurken de kimseye hesap vermiyorlar. İstediği yere istediği saatte gidiyor, istediği saatte geliyor. İstediği gibi yaşıyor. Aynı şekilde hanımların da özgür olması lazım. O devirde inşallah gelecek çok yakın. Ağaçların güzelliği, insanların güzelliği, kadınların güzelliği, bunların hepsi tecellidir. Mobilyayı beğeniyoruz, evi beğeniyoruz, arabayı beğeniyoruz. Hepsi Allah'ın tecellisi. Yiyeceği beğeniyoruz. Üzümü, elmayı, portakalı, kokusunu beğeniyoruz. Seviyoruz. Seviyorum dediğin her şeyde zaten Allah'ı sevmiş oluyorsun sen. Çünkü Allah'ın zatında başka hiçbir şey yok. Hepsi Allah'ın tecellisi. Allah'ın varlığından başka hiçbir şey yoktur. Hepsi gölge varlıktır.